Aşağıdakilerden hangisi AST'yi ALT'ye göre daha fazla yükselten durumlardan biri değildir? Yani hangisinde AST hakimiyeti yoktur demek istiyor? Bakın 4 tane patolojide AST hakimiyeti vardır. Tek tek söylüyorum. 1 toksik hepatit, 2 alkolik hepatit, 3 Wilson, 4 iskemik hepatit. Bu 4 hastalıkta AST ALT'den daha fazla artmış iken akut viral hepatitlerde ise esas hakim olan transaminaz ALT'dir. O yüzden bu soruda doğru cevabımız E seçeneğidir. Tekrar söylüyorum. Toksik hepatit, alkolik hepatit, Wilson ve iskemik hepatitte AST hakimiyeti varken akut viral hepatitlerde ise ALT hakimiyeti olur. Şimdi gelin beraber o zaman transaminaz yüksekliğini anlamaya çalışalım. Bir kişi AST aleti yüksekliğiyle geldiği zaman mutlaka o kişide acaba viral bir patoloji mi var diye seroloji bakılması gerekir. Eğer bakılan serolojide HBS antijen pozitif geliyorsa HBE antijen anti HB ve HB ve DNA'da bakılmalıdır ki zaten hepatit B ile ilgili olarak birçok seroloji sorusunu birazdan çözeceğiz. Bunun dışında anti HCV pozitif geldikten sonra bakılması gereken HCV RNA'dır. Bunun dışında transaminaz yüksekliğinin bir diğer sebebi hemokromatozistir. O yüzden demir, demir bağlama kapasitesi ve transferin saturasyonu da bakılmalıdır. Eğer bakılan transferin saturasyonu yüksek gelirse mutlaka feritin, HF gen analizi veya gereğinde karaciğer biyopsisi yapılmalıdır. Şimdiden söyleyeyim hemokromatoziste tarama yöntemi transferin saturasyonu bakmaktır. Kesin tanı koyduran yöntem ise HF gen analizidir. Yine otoimmün hepatitlerde de transaminaz yüksekliği olur. O yüzden ana smooth musküler antikor ve liver kidney mikrozomal antikor düzeyi de bakılmalı. Ayrıca serum elektroforezde yapılmalıdır. Neden? Çünkü otoimmün hepatitte hipergamma globulinemi vardır ve bir transaminaz yüksekliğinin olası sebeplerinden bir tanesi de otoimmün hepatitidir. Eğer antikor pozitifliği gelirse bu aşamadan sonra da tanıyı netleştirmek için karaciğer biyopsisi yapılır. O zaman buradan şunu öğrendik. Otoimmün hepatitte kesin tanı ne ile konulur? Cevap karaciğer biyopsisi. Peki karaciğer biyopsisinde ne görmek otoimmün hepatit tanısı koydurur? Cevap plazma hücresi görmek. Plazma hücresinin tanısal olduğu 3 tane hastalık vardır. Burası patolojiden gelir. 1. kronik endometrit, 2. sifilis, 3 otoimmün hepatit. işte bu üç durumda biyopside ne görülür? Artmış plazma hücresi görülür. Tamam Bunları da notlarımızı ekleyelim. Yine transaminaz yüksekliğinin bir diğer sebebi Wilson hastalığıdır. Acaba bu kişide transaminaz yüksekliği Wilson'a mı bağlı diye Wilson tarama testi olan seruloplazmin bakılır. Bakılan seruloplazmin düşük gelir ise kesin tanı için karaciğer biyopsisi yapılır. Ha bak o zaman buradan şunu öğrendik. Wilson'da kesin tanı nasıl konulur? Cevap karaciğer biyopsisi. Tekrar edelim. Hemokromatozite tarama yöntemi neydi? Transferin saturasyonu. Kesin tanı koyduran yöntem neydi? HF gen analizi bakmak. Seruloplazmin ise Wilson için tarama testidir. Ve eğer seruloplazmin düşük gelirse tanıya yönelik karaciğer biyopsisi yapılır. Bunun dışında transaminaz yüksekliğinin en sık sebebi hepatosteatozdur. Bu yüzden acaba karaciğer yağlanması mı var diye her transaminaz yükseklikli hastaya USG bakılmalıdır. Tekrar söylüyorum hepatosteatoz yani karaciğer yağlanması transaminaz yüksekliğinin en sık sebebidir. Eğer ultrasonda karaciğer yağlanması varsa kişiye kilo verme ve egzersiz önerilir. Bunun dışında alfa 1 antitripsin eksikliğinde de transaminaz yüksekliği olabilir. Bu yüzden alfa 1 antitripsin düzeyi bakılır. Yine hem hipotiroidi hem de hipertroidi transaminaz yüksekliği yapar. O yüzden transaminaz AST ALT yüksekliği ile gelen birinde TSH, T3 ve T4'te bakılmalıdır. Çölyak dersinden hatırlayalım. Çölyak açıklanamayan transaminaz yüksekliği yapar. Hatta çölyakta transaminaz yüksekliğinin sebebi nedir? Karaciğere yoğun lenfosit infiltrasyonunun olmasıdır. Eskiden açıklanamayan transaminaz yüksekliğinde çölyak bak diyorduk. Evet gerçekten çölyakta transaminaz yüksekliği olur. Ama çölyakta neden transaminaz yüksekliği olduğunu biliyoruz. Sebep çölyakta artmış lenfositlerin karaciğere saldırması yani karaciğerde lenfositik filtrasyonu olması. Bu yüzden çölyakta olası transaminaz yüksekliği sebeplerinden biri olduğu için transaminaz yüksekliği ile gelen bir kimse de acaba bu çölyak mı diye çölyak tarama testi olan tissue transglutaminaz yani doku transglutaminaz immünoglobulinin A bakılmalıdır. Doku transglutaminaz immünoglobulinin A çölyakta tarama testidir bunu sakın sakın unutmayalım. Bakın ne kadar çok bilgi konuşmuş olduk. Her biri ayrı ayrı sorulmaya adaydır. Bunun dışında transaminaz yüksekliğinin tek sebebi Karaciğer patolojileri yani hepatik patolojiler değildir. İlaç kaynaklı da olabilir. Bu yüzden mutlaka hastada ilaç alımı sorgulanmalıdır. Özellikle hangi ilacın transaminaz yüksekliğinden bahsediyoruz biz? Hep statinlerden bahsederiz. Statinler hepatotoksiktir. O yüzden statin kullanımını takiben KCFT değerleri yükselebilir. Mutlaka transaminaz yükseklikli hastayı ilaç kullanımı açısından da sorgulamalısın. Yine AST ve ALT yüksekliğinin bir diğer sebebi ise kas hastalıklarıdır. Acaba bu transaminaz yüksekliğinin sebebi hepatik patolojiler dışında bir kas hastalığına mı bağlı işte bu açıdan CK, kreatin kinaz ve aldolazda bakılması gerekir. Eğer CK ve aldolaz pozitifse o zaman bu transaminaz yüksekliği kas kaynaklı olabilir. Eğer negatifse kas kaynaklı etiyolojileri dışlamış oluruz. Tüm bu patolojilere ve hastalıklara yönelik tanı ve testleri yaptık ama hiçbir şey bulamadık. Hiçbir şey bulamadığımız zaman eğer normalin iki katı kadar bir yükseklik varsa bu aşamadan sonra da yapılması gereken biyopsidir. 5 yıldız. Bakın altın değerinde bilgiler her biri tek tek ayrı ayrı soru potansiyeline sahip birçok cümle konuştuk. Lütfen bunları unutmayalım.